Doğada hiç kimse görünmüyor. Biz Kahramanmaraş'tan geldik. Evimiz hasar aldı. Şu an zaten orada durumlar belli. Daha konteynere bile geçişler yeni yeni başlıyor. Biz de hem orada kalıyoruz burada. Bize dendi işte şimdi tahliye olacak. Biz de diyoruz ki yani bu bir sürecimiz var. Cumhurbaşkanımız söylemişti bize hani bir yıl kalacak. Diyoruz bu sürecimizi burada tamamlayalım. Yani önce dendi yurtlar. Biz istemedik yurda gidelim. Şimdi konteyner deniyor. Yani hepimiz konteyner istemiyoruz. Sürecimizi burada kaldığımız yerlerde tamamlayalım. Zaten sonsuza kadar kalmayacağımızı burada biliyoruz. Yani biz şu an hepimiz burada birlik beraber toplandık. DSİ'den, karayollarından. Bize önce yurtlar dendi. Biz de hayır dedik. Biz yurtlar da yapamayız. Çünkü biz aileler var, çocuklar var, yaşlılar var. Dedik hani buralar daha iyi bizim için. Zaten psikolojimiz bozuk. Biz yeni yeni adapte olduk. İnsanlar olarak birbirimize, yer olarak buraya adapte olduk. Yani bu süreci burada, yani kaldığımız yerlerde tamamlayalım istiyoruz. Peki burada kendinize iş buldunuz, bunu yapıyorsunuz? Evet, evet, insanlarımız iş buldu, çalışma, hayat devam ediyor. Bir şekilde yani geçinmek lazım. İnsanlarımız iş buldu, çalışıyor. Şimdi uzaklaşa Bayraklı'daki konteyner deniyor. Burada çalışan insanlarımız 1,5 saat ara var, oradan gidip gelemeyecekler. Yani burada bir düzen tutturduk az çok. Yani şu sürecimizi burada tamamlayalım istiyoruz. Hatay Antakya bölgesinden geldim. Depremden sonra siz buraya mı? Evet, depremden sonra ilk önce askeri üste yerleştirildik. Daha sonra... Havacılar kampı. Evet, havacılar kampını yerleştirildik. Orası da tatil bölgesinin açıldığı için daha sonra biz buraya yerleştik. O da kendi imkanlarımızla. Peki ne zaman geldiniz buraya? Yaklaşık bir ay oldu. Bir ay oldu. Bir ay sonra sizi buradan çıkarmak mı istiyorsunuz? Evet, kesinlikle. Peki ne istediniz? Ne yapmamızı istediler? Yani herhangi bir şey yapmamızı istemediler. Ellerinde bir resmi yazı olmadan, bir şey olmadan. Zaten abi hani psikolojik anlamda çökmüş durumdayız. Yani buradaki insanlar işe gidip geliyor. Bir kesimde tatil bölgesi olduğu için insanlar iş bulmakta zorlanıyor. Hani akabinde daha sonra ben mesela kendim İzmir'e gidip geliyorum. Yaklaşık 40 kilometre. Hani yakıt parası vesairesi benim orada yemem, içmem, çalışma şartım, alanım. Zaten eve geldiğimde ben gece 2-3 oluyor. Yani normal insanlar gibi bile çalışamıyorum. Günlük sadece 2 saat ve 3 saat uyku uyuyabiliyorum. Ve o şekilde işe gidip göçebe hayatı yaşıyoruz. Sığınmacılardan kötü durumdayız açıkça konuşmak gerekirse. Yani insanlara mobbing uygulanarak, psikolojik baskı yapılarak yıpratılmaya çalışılıyor. Hani sözde depremzedeler hiçbir şekilde mağdur olunmayacak denildi ama bizim yaşadığımız durum bu. Biz buraya tatil yapmaya gelmedik. İnsanlar kendini bu süreçte toplamaya geldi. Yani kaybettiğimiz kişiler var, acılarımız var. Bunlarla büyüdük. Gerçekten yani bunları sindirmesi çok zor şeyler. Biz burada akşamları geliyoruz. Yemek yerken bile hala konuşuyoruz bunları kendi içimizde. Bunları yaşıyoruz. Bunun dışında yani şimdi ben ev tutmaya kalksam kira durumları belli. Benim kardeşimin okul durumu var. 8. sınıfa gidiyor. Bunların hepsi bizim için bir sorun, bir program oluştu. Durumum da yok. Buna gidem, ev tutam, kira verem. Hani kimse burada şey değil. Keyfinden yaşamıyor. Herkesin durumu olsa, gider ev tutar. Hani kimsenin ağzının kokusunu dinlemez. Keşke bir deprem olmasaydı da biz buralara muhtaç olmasaydık. Depremzede yani Allah yardım etsin. Hepimize kolay şeyler yaşamadık. İntihar mı edelim? Yani illaki ölmemiz mi lazım? İntihar mı edelim? Yani bazen bizim burada kalmamız için ne yapmamız lazım? Diyorum. Bazen isyan ediyorum. Yani keşke yani karavanda zaten eski şeylerimizi unutamıyoruz. Daha bir de konteyner, diğer şeyler veriyorsunuz, çadır veriyorsunuz. Yaşanmaz yani. Suriyeli'ye bakıyor da buradaki kendi vatandaşına depremzadeye 6 aydır bakamıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın söyleyip de biz depremzedeleri mağdur etmeyeceğiz sözüne güvenerekten bu insanlar burada bir güvenceyle oturmaya çalışıyorlar. En azından yıl sonuna kadar, en azından 12. ayı, 1. aya kadar. Çünkü burada çocuğunu okula gönderenler var. Yani bu insanları buradan çıkarıp da nereye gönderecek? Sadece bürokratların buraya gelip tatil yapmaları için bu kadar yani depremzedeyi mağdur etmenin bayramda bu yazıyı gönderip de çıkacaksınız deyip insanları psikolojik olarak yani mobbing uygulamanın bir anlamı yani. Yoktur zaten arkadaşlar. Bozdular. Yani şimdi bu devlet 13 yıldır 4 milyonluk
Suriyeli'ye, 4 milyon Suriyeli'ye göçmene bakıyor. Burada yani kendi vatandaşına 6 ay bakamıyor ve çıkmak için her gün yazı gönderiyor, her gün mobbing uyguluyor. Yani bu vatandaşa hak ettiği bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle evet, düşünmüyorum. Yani bir şekilde kendisine ulaşmamız lazım. Bu kadar insan sadece burada, öbür kamplardaki insanlar da var. Yani bunların mağduriyetini giderilmesi lazım. Burada yani bizi yurtlara diyorlar ya, yurtlara gideceksiniz. 1,5 ay sonra yurtlar zaten öğrenciler başlayacak. Ondan sonra ne olacak bu insanlar? Bu sefer de konteyner kent yapalım. Sizi konteynerlere yazalım diyor. Ya burada okuyan çocuklar var. Yani çocuklar okula giden insanlar var. En azından yıl sonuna kadar, en azından yıl sonuna kadar bu insanları, bu depremzedeleri yani idare etmeleri lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ya bu kadar insanların sesini duymamanız mümkün değildir ya. Evimiz yıkıldı, yerde bir oldu. Ayağımız kırıldı. 5 ay oldu. Daha ayağımıza basam yok. Nereye gidecek? Ben konterde yapamam, çadırda yapamam, oturamam, kalamam. Evden çıkamam ben. Evden çıkamıyorum. Yani. Yurda gidince 16 kata inip çıkabileceksin mi? Yok efendim. Yolda yürüyemiyorum. Yolda yürüyemiyorum. Yolda yürüyemiyorum. Yani ben ne konterde yapabilirim, ne çadırda yapabilirim. Evet, masum evet, çocuklarımızın bizim mahvetmeyeceğine inanıyoruz. İnanıyoruz, onu mahvetmeyeceğine inanıyoruz.